Herkese merhaba değerli dostlar. Artık mahkeme olarak 6. yılına girdiğini gördüğümüz Koza Lisesi'nde artık karara bağlanma dönemi gel geldi galiba. Şu an dün verilen haberle şirket hissesinde hızlı bir yükseliş başladı ve takaslarda net yabancı alışı söz konusu iken hissede bugün yüksek yabancı çıkışı varmış gibi hareket gösterip daha sonra o sattıklarını geri topladılar. Hisse düşükten kapanmasına rağmen hissedeki beklenti büyük. Bunlardan size daha önce bahs bahsetmiştim ama şöyle üzerinden yeniden geçeceğim şimdi. Sabah gazetesinin haberine göre şirketin Koza İpek Holding ve Naksan Holding'in mülkiyeti artık devlete geçecek. Yazıya göre 20 güne kadar iki önemli dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde karara bağlayacak. Koza İpek Holding ve Naksan dosyası da dairenin öncelikli gündemine alınmış. Yani hisseler artık yavaş yavaş devletin eline geçecek. Şirket biliyorsunuz devletin zaten e, Türkiye Mevduat Sigorta Fonu'nda devraldığından beri şirketin neredeyse Türkiye'deki altın rezervinin %30'unu işlemekte şu anda. Yani bu ciddi bir oran ve şu anda maden sahalarının gitgide artmaya devam ettiği bir dönemde Kozal'ın devlet desteğinin altında oldukça yüksek işler yapma potansiyeli var. Onun haricinde e, kritik bir şirket olduğu için satılacağını düşünmüyoruz ama olası bir hükümet politikası gereği satılırsa bu hissede ekstra bir potansiyel yaratacak. Bu hissin albenisini arttıran ne diye bakacak olursak şöyle kısaca size Bilanço üzerinden göstermek istiyorum. Şirketin görmüş olduğunuz gibi geçmiş yıllar kar zarar kısmında 7 milyarlık kar bulunmakta ve şirketin şu an mevcut gelen kar bilanço verisiyle 10 milyar seviyesine kadar çıkmış olacak e, hissenin bu çeyrekten yani e, ilk çeyrek itibariyle kasasında görünecek olduğumuz para bu. Şirketin bu dağıtılabilir karı mahkemelerden dolayı temettü alarak dağıtılamadı. Bu da önümüzdeki dönemdeki süreçte dağıtılma ihtimali ortaya çıkartırken hissede en büyük handikap da bu zaten şirketin geçtik mi? Öz kaynaklarımız nerede? Evet. Yaklaşık 10,5 milyar TL seviyesindeki öz kaynaklar içerisinde sadece ödenmiş sermayenin 152,5 milyon seviyesinde olması yani düşük lot sayısı hissede agresif hareketlerin gerçekleşme olasılığını arttırmış durumda şu anda. Yani bu kadar yüksek milyarlık kar yapan şirket hissesi oldukça yüksek de fiyattan değerleme görecektir tabii ki. Şu an hissedeki temettü verimliğin önümüzdeki dönemde nasıl yansıyacağı temettü verimliliği acaba sermaye arttırılma şeklinde mi yapacak temettü verecek bunları da önümüzdeki dönemde şirketten gelecek açıklamalar nezdinde değerlendireceğiz ama hissenin eğer 20 gün içerisinde bu süreç gerçekleşirse 200 TL formasyon hedefine uzanma ihtimali söz konusu olacaktır hisa Bunu neden bu şekilde hitap ediyoruz? Çünkü uzun süredir e, hisseyi dar, darlayan, sıkıştıran buydu. Şöyle İki gündeki işlem hareketlerine bakarsanız Bank of America'nın 540 bin not civarında almış olduğunu görüyorsunuz. Yakın zamanda daha Kozal'ı analiz ettiğimizde yabancının yine de hisseyi çökmeye başladığından bahsetmiştik ki belli ki bazı süreçlerin daha öncesinden haberdar edilen insanlar var. Çünkü Kozal hissesinde kısa vadede bu kadar yüklü girişin göstergesi pek fazla bir şey yoktu açıkçası ama öncesinde pozisyon alındığını gösteriyor diyebilirim bu. Çünkü biliyorsunuz geçen seneki hisse yükseli yukarı doğru sürekli çıktığı sürede yabancı sürekli satış yapmıştı. Ama hisse bu sefer aşağıdan yukarıdan aşağı düştükten sonra diplerden tekrar önemli alışlar gelmeye başlamıştı. Demek ki bu süreci bildiklerini varsayacağım artık. Ben bu şekilde düşüneceğim. Şu an hissede sabah saat e, seansında e, ayın 9'unda gerçekleşen işlemlerde yabancı satışı yüksekti. Ama sonrasında e, Bank of America hesaplarında görünen yaklaşık bir iki, 175 bin, 180 bin civarındaydı yani anlık gördüğümde. O seviyeden hisseye bir 146'ya tekrar götürdüler ya 142'den böyle bir 146'ya. O zaman onları tekrar yerine koydu. Ve ondan sonra hisse tekrar geri gelse bile satış yapmadığı gibi en çok alış yapan, satış yapan ilk 5 kurumlar arasında... Bank of ortalıktan kayboldu. Credit Suisse'un bir miktar satışı söz konusu oldu. Gün içinde sadece bugün. Onun haricinde dün yabancı aldığını bekletmekte. Ve daha da onun haricinde hissede aylıkta Citibank'ın sadece 838 bin ve Deutsche Bank'ın 540 bin not artıda olduğunu görmekteyiz. Yani sadece sonraki günde gerçekleşen 540 bin notluk alım da bu görmüş olduğunuz rakamların içerisinde dahil olacak. Çünkü hisseyi en çok taşıyan kurumların elindeki hareketlilik genel itibariyle bu hissede CIT, hani Deutsche Bank ya da Citibank üzerinden gerçekleşen işlemler hissede net pozisyonunu belirliyor. Çünkü bu hissede bizim için değerli. Şöyle haftalıkta da şunu göstereyim size. Citibank'ın şu aylıkta görünen 800 bin notun sağ, neredeyse 700 bini zaten son hafta içinde alınmış. Yani bu haberleşmeden önce diyelim daha güzel olur. Daha iyi itibar ettirdik. Şimdi hissede peki neler olabilir? Bugün gördüğünüz gibi şu mavi çizgiye kadar hisse geldi. Yani 150 bölgesine kadar geldi. Ondan sonra kar satışı geldi. Hisse şu an 138 bölgesi destek ama bence buraları görme ihtimali düşük. Şu an dış piyasaya baktığımız zaman dış piyasanın keyfi yerinde. Görmüş olduğunuz gibi. Neredeyse ise Almanya vadelileri %8'lere kadar yükselmiş durumda. Çok önemli bir durum gelişme var mı derseniz kesinlikle böyle bir şu an öyle bir durum yok. Sadece şu an kısa süreli bir e, insanların savaş bölgelerinden uzaklaşabilmesi için bir ateşkes e, var. Yarın Türkiye'de Dışişleri Bakanları ilk kez Ukrayna ve Rusya'nın Türkiye'de görüşme sağlayacak. E, onun haricinde Yunanistan'dan heyet ve İsrail'den heyetler gelecek. E, onlarla ilgili Türkiye'nin yarın gündemi oldukça geniş. Yani piyasa şartları şu an tekrar Rusya vurmaya başlamadığı sürece petrolün de düşüşüyle piyasaların birazcık daha rahatladığını, üzerindeki baskının, enflasyon baskısının azaldığını söyleyebiliriz. Yani şu bağlamda Kozal hissesinde bugün gerçekleşen sarkma birazcık beni çok ikna etmedi. Kısacası yani kısa vadede hisse yeniden 151'e değerse burası gördüğünüz gibi daha önceleri hissenin dönüş noktalarıydı. Yani şu iğne atma dediğimiz daha önce bir 160 bölgesini gördü ama burası iğne atma dediğimiz hissenin çok hacim yaratabildiği bir bölge değil. Hani sığ yükselişliyoruz ona. Bu yüzden bu bölge bizim için önemli. 151 bölgesine zaten hisse bence 145'i geçerse artık 151'i de geçer. Benim gözümde şu an o, o kısık şey yaptı. E, bu bölge üzerinde hissede kısa vadede 167 bölgesine kadar hızlı bir yükseliş gelme olasılığı yüksekken 167'nin üzerinde de 200'e kadar durmaz. Yani bu haber bahsettiğimiz haber dev olma hikayesi eğer gerçekleşirse hisse zaten 200'e kadar belki tavan serisi gerçekleştirebilir, belki bir miktar üzerine bile çıkabilir. Onun haricinde sermaye arttırım süreci daha sonra gelecek haberler KozA, Kozal ve e, yani KozA A, Kozal ve diğer taraftan İpek Enerji hisselerinde yüksek değerde hacim yaratma olasılığı yüksekken Koza A hissesi ve Kozal'da daha iyi performans sergileme olasılığı yüksek şirketlerin. E, çünkü temettü verimliliğinden en çok bu ortaklar faydalanacağı için e, hissede bu ortaklar nezdinde yükselişlerin pik gelme ihtimali söz konusu olacaktır. Tekrar değerlendireceğiz. Uzun vadede altın iyidir.